Sakladığın başka bir şey var mı? Var. Senin peki? Şu hayatta yaptığım en doğru şey neymiş biliyor musun? Sana o veda mektubunu vermek. Ablamı büyük bir beladan kurtarmış. Tek gururun buysa yazık. Ona iyi gelirsin sanmıştım. Yıllar sonra geriye döndüğüne göre unutamamış dedim. Unutamadım değil. Unutmadım. Öyle mi? Kızına da söyledin mi bunu? Terk edip gelmişsin ya. Kızımı karıştırma. Bana bak. Senin aile mefhumun olmayabilir. Ama ben ailemi korumak için her şeyi yaparım. Anladın mı beni? Her şeyden kastımı da inan bana bilmek istemezsin. O yüzden şimdi efendi efendi geldiğin yere geri dön. Nostaljiyi bırak. Git kızına babalık yap. Zor değil mi? Arada kalmak. İşkenceyi yapan da sensin. Gören de sensin. Bir yanda ailen. Bir yanda sevdiğin tek kadın. Ne zamandır yaşıyorsun bunu sen? Bir ay mı oldu? İki mi? Benim ömrüm böyle geçti. Geçtiden kastımı bilmek istemezsin. O yüzden asıl sen efendi efendi çek git yoluna. Yanlış anlama. O beni tehdit ettiğin şey her neyse, eminim çok korkutucudur. Gel gör ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Olsa dükkan senin. Yok mu cidden? Maalesef. Senden nefret ediyor. Bu öyle aşka kardeş bir nefret de değil. Bildiğin gençliğinizi yutacak kadar büyük bir nefret. Birbirinize en inandığınız anı düşün. Bir gün gidersen uzağa. Kendini de getirir misin geri? Ben nasıl gideyim ki senden uzağa? Hah. Buldun mu o anı? İşte şu an ablamın hayattaki en büyük pişmanlığı o an işte. Kırk tane veda mektubu yazsaydım sizi böyle ayrı düşüremezdim. Ama sen becerdin bunu, helal olsun. Annemin, yılların, yolların yapamadığını sen yaptın. Bitirdin, noktayı koydun. Şu kadar umudu vardı ya. O umut annemden bile sağ çıktı, senden çıkamadı. Bravo. Sayende kapkara bir hayat
kollarını açmış, onu bekliyor. Sen yaptın bunu. Az kalsın sana inanıyordum, biliyor musun? Sonra hatırladım ama. Biz birbirimizden nefret edemeyiz. Öyle mi? Gel benimle. Gel benimle gör. Ben o mektubu aldığım zaman bile Safiye'den nefret etmedim. Umut diyorsun ya hani. Umut. Siz o mektupla benim umutlarımın üstüne benzin döküp yaktınız. Gene nefret etmedim. Çünkü aşkın yanına nefreti koyamazsın. Eğer koyuyorsan o aşk değildir. Hastalıktır. Neymiş peki nefrettiyse? Söyle. Aşk acısı. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? Ben demiyorum. Mevlana diyor. Aşk etinden topuğuna kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Her iki yolda da canın çok ama çok yanacak. Safiye beni söküp atmaya çalışıyor. Senin bunu nefret sanman normal. Ama sen buraya ablan için gelmedin. Kendin için geldim. Niye kendim için gelmişim ben? Tamam, hıncını benden çıkartmak istiyorsun. Eyvallah. En azından kendine dürüst ol. Bana değil, kendine kızgınsın sen. Niye kızgınmışım ben kendime? Benimle aynı hatayı yaptığın için. Arada kaldın. Ve şimdi yanlış yöne doğru gidiyorsun. Çünkü öbür taraf cesaret istiyor. Canın acısa da adım at diyor. Atamıyorsun. Ona sen gel diyorsun. Senin göze alamadığını o niye alsın? Kızmakta haklısın. Bana değil, kendine. Çünkü ben adımımı attım sonunda. Bekliyorum.